Değerli masa mensupları, Turkcell Süper Kupa basın toplantısına hoş geldiniz. Maç öncesi basın toplantısına Antalya Spor'dan Hakan Özmert, Beşiktaş'tan Atiba Açınsın'la başlıyoruz. Önce Hakan Özmert'ten maçla ilgili değerlendirmesini rica ediyoruz. Öncelikle iyi akşamlar. Gerçekten buraya çok istekli geldik. Şehir olarak, takım olarak. İyi de hazırlandık. İnşallah yarın bu isteğimizi, bütün şehrin isteğini kulüp olarak, cami olarak sahaya yansıtırız. Biz futbolcular olarak. Çok heyecanlıyız. İlk defa böyle bir kupada mücadele ediyoruz. Süper Kupa için. Dolayısıyla biz çok istekliyiz. İnşallah bu isteğimizi ve sonunda da bu kupaya uzanırız diye düşünüyorum. Welcome to everybody. Obviously we're here for an important game. We've been looking forward to for a little while now, playing against Antalya, a team that, you know, we always have, you know, good games against and exciting games against. So tomorrow we're here and looking to get, you know, a trophy. As it's you know, a special occasion, I think, for everybody involved. We've traveled a little 3.5-4 hour flight to get here, so it's a special and unique game tomorrow, which hasn't, you know, been played for us. And I think we're just looking forward to it. We're going to give our everything to make sure, you know, we can go out there and put in a good performance, and hopefully we can get a trophy at the end of it, and have our first trophy for the season. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Önemli bir maç olacak. Antalya gibi iyi maçlar oynayan bir takıma karşı iyi bir maç oynayıp zaferle ayrılmak istiyoruz buradan. Buraya da zaten bunun için geldik. Özel bir maç olacak. Özel ve önemli bir maç olacak. Biz bu galibiyeti elde etmek için her şeyimizi vereceğiz, iyi bir performans vermek istiyoruz. Umarız galip gelen taraf biz oluruz. Yılında ilk kupasını kazanmış oluruz. Tuna Akdemir, TRT Spor. Başarılar yarınki mücadelede. Sorum her iki kaptana da olacak. Sadece Türkiye olarak değil, dünya olarak bu pandeminin artık ne yazık ki en fazla hissettiğimiz günleri yaşıyoruz. Antalya Spor'da da, Beşiktaş'ta da ne yazık ki vakalar var. Bugün de yeni vakalar eklendi Beşiktaş'a. Konsantre olarak zorluyor mu sizi? Takım içindeki havayı hem Antalya Spor hem Beşiktaş'ı merak ediyorum açıkçası. Teşekkürler. Just first of all, I think obviously it's a tough period that we're going through globally, and us as, you know, players, as athletes, we just have to do our part in, you know, staying professional and being as ready as we can for, you know, when moments come up, when you have to go out and perform and, you know, give your best for yourself, your club. That's all we have control of, but obviously we wish that, you know, everybody stays healthy, stays safe, and, you know, continues to do the right things to just get through this period that we're in. Tabii ki çok zor bir durum. Bütün dünya bu zor durumdan şu anda maalesef muzdarip. Bizler de futbolcular olarak profesyonel olmak zorundayız. Bizler elimizden geleni yapmak zorundayız. Bizlerin yapabileceği, bizlerin kontrol edebileceği tek şey bu. Umuyorum herkes bir an önce tabii ki sağlığına kavuşur, herkes güvende olur. Bu zor süreçten de bir an önce kurtuluruz. Evet, Hakan, cevabını alın. Ya, tabii ki 2 seneye geçmek üzere pandemi. Tabii ki zor oluyor bizim açımızdan, çünkü hepimizin sorumlulukları var ve maçlara bir yandan hazırlanırken diğer yandan da kendimizi korumamız gerekiyor. Gerçekten zor şartlar altında oluyor. Son zamanlarda aslında biraz rahatlamıştı ama son günlerde tekrar bir artış oldu. Etkileniyoruz tabii, üzülüyoruz. Arkadaşlarımız olunca veya herhangi bir temas olunca, bir şey olunca tabii acaba bizde de var mı, bizde de yok mu? Çünkü sürekli bir aradayız. Bir arada bir iş yapıyoruz. İşin zorluğu ama Atiba'nın da dediği gibi profesyoneliz. İşimizi yapmaya devam ediyoruz en iyi şartlarda. Umarım bu günler geçer. Hep birlikte tüm dünya olarak eski günlerimize kavuşuruz. İsmail'in bir sorusu var. Hakan Özmer'de. Son bir senede 3 başkan, en az 5 teknik adamla çalıştınız. Bu sizi nasıl etkiledi? Hedefiniz devam mı değişti? Senin ferdi olarak daha iyi bir yere gelmeni etkiledi mi?
Yani tabii ki kulüp içinde değişimler oluyor ama biz de genelde gelip değişen başkanlar açısından söyleyeyim, camianın adamları, yani camianın kişileri gerçekten. Sonuçta her gelenin de düşüncesi aynı. Antalyaspor'un başarısı, Antalyaspor'u daha iyi yerlere getirebilmek için ben üçünden de gerçekten aynı özveriyi görüyorum. Dolayısıyla ben gelmiş, geçmiş başkanlara da, şimdiki başkanlara da teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu farkı gördüm. Bir 11-12 sene önce de bu kulüpte oynamıştım. Bayağı bir şeyleri değiştiriyorlar. Dolayısıyla hepsine teşekkür ediyorum. Kendi açımdan da söyleyecek olursak çok bir şey değişmedi. Sonuçta işimi yapmaya devam ediyorum. Mutluyum, huzurluyum. İnşallah da bu kulüp altında daha nice başarılara kavuşuruz. Sportif direktör olarak ikinci yarıya başlamak ister misin Beşiktaş'ta? Tomorrow we have a game. We have a game, an important game. So I'm focused on, you know, the games that we have coming up, the rest of the season, on, you know, doing as best as I can to help the team out and for the team to just continue to, you know, work hard and put ourselves in a good position. But that's where my focus is at for now, and in the future I'll start thinking of other things. Yarın önemli bir maçımız var. Onun için buradayız ve ben sadece buna konsantre olmuş durumdayım şu anda. Sezonun geri kalanında elimden geleni yapıp takıma faydalı olmak istiyorum. Çok çalışmayı istiyorum ve istiyoruz. Elimizden gelen de en iyisini yapmak istiyoruz. Şu anda tek söyleyebileceğim, tek düşündüğüm, tek konuşabileceğimiz şey bu. Gelecek için daha ileride zamanı geldiğinde düşünürüm. كيف يرى الاستعدادات كيف يرى تنظيم البطوله في الدوحه والاول مره تقام خارج المانيا وكيف يرى استاد احمد بن علي Yeah, well, first of all, we're grateful to be here in Doha, where, you know, they'll later down the road be having the World Cup, so it's a chance for us to get a feel of how things would be when, you know, the big tournament comes around. And yeah, it's been well. You know, we've been welcomed here very well. The hospitality has been amazing, and you know, now we'll have our chance to go out there on the pitch in the stadium and, you know, see how that is and to get a little bit of a better feeling. But yeah, we're just looking forward to, you know, playing the game tomorrow. Hopefully, it'll be a great game between, you know, two good clubs, and yeah, it'll be a good occasion. Burada olmak güzel. Tabii ki burada aynı zamanda bir Dünya Kupası da oynanacak. Bunun için de iyi bir prova şansı bu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Buradaki misafirperverlikten dolayı çok memnunuz. Az sonra da zaten antrenmanda sahayı ve zemini de daha iyi göreceğiz. Yarın da burada iki iyi ekip, iki güzel ekip birbirine karşı mücadele edecekler. İyi de bir maç olacaktır bence.